Hasan, Mine, acele edin, geç kalıyoruz. Anne, spor ayakkabılarım nerede? Yatağın altına bak ya da dolaba. Her yere baktım, hiçbir yerde yoklar. Umarım okulda unutmamışsındır. Eşyalarına sahip çıkmayı öğrenmelisin. Evet, tabii. Tabii. Bir kahve daha alır mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Hesap lütfen. Yaşar, burada ne işin var? Melike, konuşmalıyız. Almanya'da ne işin var? Konuşmamız gerektiği için geldim. Akşam uğra, o zaman konuşuruz. Şimdi konuşmalıyız. Şimdi olmaz, hele sokakta hiç. Benimle geliyorsun. Zaten yeterince çektirdin. Sakın bana dokunma. Seni ve çocukları götürmeye geldim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne ben ne çocuklar. Melike. Artık dayanamıyorum Melike. Lütfen. Bırak beni. Cehenneme kadar yolum var. Seni bir daha görmek istemiyorum, anladın mı? Delirdin mi sen? Bütün bunlar hayatımın en mutlu günü olması gereken günde oldu. Benim adım Melike Korkmaz. Hikayem Almanya'dan birkaç bin kilometre ötede, Anadolu'nun küçük bir köyünde başladı. Annemle babam bana büyüdüğümde bir melek kadar güzel olmam için Melike adını vermişler. Babam benim doğumuma fazla sevinememiş. O daha çok erkek istiyormuş. Melike. Ama ben büyüdükçe beni kabullenmeye başladı. 13 yaşıma geldiğimde köyümüzde çok garip bir gelişme oldu. Her şey bu kornayla ve cepleri Alman markıyla dolu bu adamla başladı. Baksanıza. Burada manzara bir harika. Sana söylememiş miydim? Birazdan hepiniz şaşıracaksınız, sizi köylüler. Bakın kim gelmiş. Ali Bey. Ne kadar değişmişsiniz. Bu ne zenginlik. Ne güzel bir araba. Ne güzel bir kadın. Geliyor musun Sabine? Hemen geliyorum. Eğer size Almanya gibi bir yerde bunu nasıl yapacağınızı anlatmamı istiyorsanız... ...bana Ali Bey demelisiniz.
Çerkez Ali Bey. Bana bir daha asla Kerkenez Ali demeyeceksiniz. Sen Kerkenez Ali değil misin? Şakir'in oğlu. Çingene Şakir'in. Araban çok güzel. Piyangodan mı kazandın? Pis köylüler. Yukarı gelirsem kulaklarınızı çekerim sizin. Bırak konuşsunlar, gel. Hava atıyor. Hey Musti. Bak. Sonra görüşürüz. Ben de gelebilir miyim Hasan amca? Atla. Merhaba Mustafa. Merhaba. Merhaba. Arabayı gördün değil mi? Evet, gördüm. Kadının saçlarını gördün mü? Ne güzeldi. Güneş gibi sapsarı. Ama benimkiler gece gibi karanlık. Kadı, benim saçlarım ne renk? Tezek renginde. Selam. Aleyküm selam. Burası İltaş köyü değil mi? Evet öyle. Burada bir kahveci olacaktı. Adı neydi bakayım? Yılmaz. Evet Yılmaz. Mahmut'un oğlu. Babam olur. Durun çağırayım. Geldim. Ne istemiştiniz? Beni tanımadın mı? Kerkenez Ali sen misin? Evet Ali ama Çerkez Ali. Gel Sabine. Baba ben iniyorum. Oğlum ben de böyle bir araba istiyorum. O kadar parayı nereden bulacaksın? Şuraya bak ya. Fotoğraf makinesi bana yeter. Bu kırmızı arabanın gelmesiyle köydeki her şey kökten değişti. Ben eve gitmeliyim. Birkaç sene önce birden kaybolan bu kahveci çırağının aniden Almanya'dan dönmesi ve bir beyefendi gibi davranması köylülerin aklını karıştırmıştı. Zengin bir adam olmam 5 yıl bile sürmedi. Peki Almanya'ya nasıl gidebiliriz Ali Bey? İstanbul. Her şey orada bitiyor. Müracaatı oradan yapacaksınız. Ama acele edin. Bütün Anadolu orayı işgal etmeden evlerinizi ve tarlalarınızı satıp İstanbul'a gidin. Bu köyde ne işiniz var? Ha? Sen ne diyorsun Ali? Kaçmak çözüm değil ki. Bizim atalarımız burada yatıyor. Onları burada bırakıp yurdumuzu terk mi edelim? Hasan, yurdun doğduğun yer değil, doyduğun yerdi. Burada da doyarız. Ve paramız çaya hala yetiyor. Hasan birer çay daha için. Sağ ol Ali. Allah'a şükür ki çayımızı hala kendimiz ödeyebiliyoruz. Ama bir şeyi unutma. İyi bir araba ve sarışın bir kadınla gelince adam olunmuyor. Sen Hasan'ı ciddiye alma. Bize kadınlardan bahset. Konu kadınlara gelince Almanya tam bir cennet. Nesillerden beri köyümüzde özel bir bayram kutlanır. Gudrelles. Dilek Bayramı. Bütün köy dilek ağacında toplanır. Bu ağaç kutsal bir ağaçtır. Ondan dilenen bütün dilekler yerine gelir. Güçlü büyüsüyle atalarımızın dileklerini de yerine getirmişti. Kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar. Herkes gelmişti. Ama bu sene öncekinden farklıydı. Bu kez dilekler eskisi gibi küçük isteklerinin yerine gelmesi değildi. Bu sene herkes aynı büyük rüyanın peşindeydi. Almanya'da başarı ve refah. Bir tek ben başka bir hayalin peşindeydim. Aşkın hayalini kuruyordum.
Bakma. Nasıl olsa ben ne yazdığını biliyorum. O zaman okumana da gerek yok. Evet mi hayır mı? Bir karar ver. Banka daha fazlasını ödemez. Bu konuda bana güvenebilirsin. Ama bu iki arsa çok verimli. İyi toprak. Buraların en iyisi. Ama Almanya'dan onlarla ilgilenemezsin. Ve zengin olabilirsen de onlara hiç ihtiyacın kalmaz. Evet mi hayır mı? Kararını ver. Yarın dönüyorum. Ali gerçekten de kerkeniz değil o. Bütün köylüleri kandırıyor. Teker teker. Eğer Almanya'da bunu öğretiyorlarsa ben de gitmek isterim. Musti, beraber gidelim mi? Mustafa annesiyle ablasını yalnız mı bıraksın? Kafasını karıştırma Kadir. Yapma Melike. Giyecek ikinci bir pantolonum yok. Zengin olup geri gelsek fena mı olur yani? İkimizden birini seçersin. Hadi hadi geçin şuraya. Sabine sen de oturur musun şöyle? Sen ne diledin Musti? Dilekler söylenmez. Yoksa gerçekleşmez. Yapma oğlum. Sen de Almanya'yı diledin. Diğer herkes gibi. Kabul et artık. Akıllılar gider, aptallar kalır. Gitmek istiyor musun? Evlat! Ben mi? Evet sen. Gel buraya. Hı, tutsana. Dinle. Tut şunu. Bak. Buradan bakacaksın. Tamam mı? Ben sana şimdi deyince buraya basacaksın. Hı-hı. Sallama da. Gülümseyin. Şimdi. Lanet olası köylüler. Arabamın ne günahı var? Ha? Güzel arabam. Kıskanç herifler. Güzel arabam. Kıskandınız değil mi? Fazla mı güzel ha? Bunu ödeyeceksiniz. Görürsünüz siz. Köylüler. Bunu ödeyeceksiniz. Ali Bey'in gidişi gelişi kadar ihtişamlı olmadı. Ama onunla beraber Almanya'ya gitme arzusu bir salgın gibi köye yayıldı. Rüyalar kabusa dönüştü. Erkekler ellerinde ne varsa satıyorlardı. Eşlerinin düğün altınlarını, kızlarının çeyizlerini satıp Almanya yollarına düşüyorlardı. Serkan'ın oğlu daha birkaç haftalık. Ama o gidiyor. Aptal Almanlar için karısını ve çocuklarını yalnız bırakıyor. Ama para yolluyorlar. Keyifleri yerinde. Babam para her şey demek değil der. O bizi asla yalnız bırakmazdı. Ama parayla kendine güzel şeyler alabilirsin. Tabii başka türlü de bulabilirsin. Bakın. Kerkeniz Ali'den bir hediye. Buraya doğru bakacaksın.
Gülümse biraz. Hadi yüzelim. Hayır, istemiyorum. Gel hadi. Hayır, girmeyeceğim. O zaman yalnız girelim. Mustafa o zamanlar Almanya için daha çok gençti. Ayrıca ailesindeki tek erkekti. Ama Almanya düşüncesi gün geçtikçe aklına giriyordu. O da bu hastalığa yakalanmıştı. Ona olan sevgim gün geçtikçe arttığı için bu ağrıma gidiyordu. Ayrıca onun da böyle düşündüğünü bilmiyordum. Yıllar böyle geçti gitti ve Mustafa'm tam bir erkek oldu. Evet! Melike! Bak ne yakaladım. Akşam yemeğimiz. Hayır, bırak gitsin. Lütfen. Bıraksana. Ya peki ödülüm ne olacak? Annem gönderdi, eve gidecekmişsin. Önemli bir mektup gelmiş. Bu önemli mektup askerlik için çağrı mektubuydu. Mustafa 2 sene evinden uzakta olacaktı. Birkaç hafta sonra vakit gelmişti. Arkadaşı Kadir'le birlikte daha doğuya, Erzincan'a gitti. Orada bir garnizonda vatani görevini yapacaktı. Benim için de bekleme ve mektup yazma zamanı başlamıştı. Melike, hadi ışığı söndür artık. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Melike! Ne yaptın Yaşar? Hayvanları ürküttün. Özür dilerim. Ne önemi var? Kim toplayacak şimdi bunları? Ben toplarım. Güzel. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım hadi. Beni dinlemiyorlar. Fena değil. Bence de.
Bu kuşlar senin için. Teşekkür ederim. Annem çok sevinecek. Senin sevinmen daha önemli. Hey hey! Oo! İlk mektubu nihayet geldiğinde Mustafa gideli bir ay olmuştu. Neden sana mektup yazıyor da bana yazmıyor? Geçerli bir sebebi vardır herhalde. Söylesene ne yazmış? Üniformayla çok komik göründüğünü yazmış. Ve askerliğin çok zor olduğunu. En kötüsü de sabah erken kalktıklarını yazmış. Ve sular akmadığında da köpük yapmak için gazoz kullanmak zorunda kalıp öyle tıraş oluyorlarmış. Başka? Bazen buraları çok özlüyormuş. Ama diğerleri de özlüyormuş. Bazıları eve dönmek istiyormuş. Bazıları da hemen Almanya'ya gitmek istiyormuş. Peki seni öpüyor mu? Çok özlemiş mi? Hı? Biliyor musun bu seni hiç ilgilendirmez. Hı? Ben dört gözle Mustafa'yı beklerken Kadir askerliğini tamamlayıp döndü. Kötü bir hastalığa yakalanmış ve dişleri dökülmüştü. Bu yüzden de çürük raporu verilmiş ve gönderilmişti. Köyün sağlıkçısı ona yeni dişler yaptı. Koyun dişlerinden. Sonra Kadir nihayet Almanya hazırlıklarına başladı. Anneannesinin tek öküzünü sattı. Öküz için aldığı parayla İstanbul'a gitti ve müracaatını yaptı. Buradaki herkese sonra dönüp çok önceden sözü kesilmiş olan kuzeni Fatma ile evlendi. Bana verdiği yetkiye tarihi öyle ayarlamıştı soruyorum. Ki en iyi arkadaşı düğüne yetişebilecekti. Mehmetoğlu Kadir Şahin. Engin kızı Fatma Bilmez'i karın olarak kabul ediyor musun? Evet. Ve sen Engin kızı Fatma Bilmez, Mehmetoğlu Kadir Şahin'i kocan olarak kabul ediyor musun? Evet. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Hoş geldin. Mustafa. Hoş geldin. Güzel oldun. Mustafa bak orada kim var? Melike. Hoş geldin. Çok mutluyum. ...734 gün yoktun Mustafa. Saydın mı? Hı hı. Güzelleşmişsin. Saçların da uzamış. Hı hı. Beğendin mi? Çok. Seninkiler de çok kısa. Evet, hoşuma gitmiyor.
Bence yakışmış. Sigara mı içiyorsun? Hı hı. Melike, ben Almanya'ya gidiyorum. Kadir her şeyi ayarladı. Biz öbür gün yola çıkıyoruz. Bana söyleyeceklerin bu kadar mı? Böyle bir günde, 2 senenin ardından. Melike dur, Melike. Melike, seni sevdiğimi de söyleyecektim. Geri gelip seninle evleneceğimi de. Hoşça kal abla. Çeyiz paranın 3 katını göndereceğim. Ne önemi var? Annemize iyi bak. Anne, beni affet. Önemli değil oğlum. Şansın bol, yolunda açık olsun. Sağlığına da dikkat et. Sizi hemen aldıracağım. Güle güle.
Evet, bizim köyden farklı olduğu kesin. Çok büyük. Şşt, Musti. Delirdin mi? Ne oldu ki? Eşyalarını öylece başıboş bırakamazsın. Burası İstanbul. Bak bakalım, evrakların duruyor mu? Bak, Topkapı. Buraya kadar geldik. Devamı da gelecek. Endişelenme, bana güven. Her şey paraya bağlı. Doğru adamlara oynarsan her şey yolunda gider. Burada kalacaksınız. O da Almanya'ya gidecek. Biraz dinlenelim. Herkes elindeki numaraya göre girecek. Evraklarınız hazır olsun. Teker teker gireceksiniz. Lütfen acele etmeyin. İşleri kolaylaştırmıyorsunuz. Lütfen biraz sabredin. Numaralarınızı takip edin. Yoksa boşa sıraya girmiş olursunuz. Sıra buradan başlıyor. Almanya sırası. Acele etmeyin lütfen. Şansımız varsa kapatmadan önce sıra bize de gelir. Sessizce sıranın size gelmesini bekleyin. Gel, başka bir yol biliyorum. Nereye? Bana güven. Her şeyi 100 liraya halledecek birini tanıyorum. Ne? Tabii. Memurlarla birlikte çalışıyorum ve Almanya'dan davetiye gelmesini sağlıyorum. Benim işlerim de o halletti. Şimdi ondan haber bekliyorum. 100 lirayı verelim, bizim yerimiz onlar çalışsın. Tamam. İyi günler. Şakir Bey'le görüşecektik. Bekleyin. İki kişi daha var. Girin girin. Merhaba. Merhaba. Bir arkadaşımı getirdim. O da Almanya'ya gidecek. 8 vesikalık nüfus cüzdanı ve dilekçe. 2 liralık pul ve zarf. 150 lira da para. Eğer evrak tamamsa başvurunuzu alırım. Evraklar hazır ama ben 100 lira vermiştim. Ama şimdi ücretimiz 150. 100 lirayı memurlara veriyoruz. Düşün taşın. Yarın 200 olursa şaşırmayın. Tamam, sorun değil. Her şey içinde. Evet, dilekçen haftaya hazır olur. Sonra davetiyeyi bekleyeceksin. Bu biraz sürebilir tabii. Benim davetiyem geldi mi? Adın neydi? Kadir Şahin. Dilekçeni ne zaman verdin? 2 ay oldu.
Haftaya bir daha gel. Tamam mı? Tamam. Mustafa bana İstanbul'dan sürekli mektup yazıyordu. Doğru düzgün vedalaşmamış olmamıza çok üzülüyordu. Almanya'dan haber bekliyor olması onu tüketmişti. Parası da bitmek üzereydi. Ama sonunda Uberhausen'daki bir madenden davetiyesi geldi. Hey Musti! Kadir'e de köyündeki bir inşaat şirketinden. Derin nefes al. Tut. Şimdi bırak. Güzel. Teşekkür ederim. Sıradaki. Nefes al. Daha derin. Alacaklar mı? Ha bak bu tarafa. Daha büyük aç lütfen. İyi, teşekkür ederim. Sıradaki. Geniş aç lütfen. Doktor Helms, bakar mısınız? Daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Hayır. Mustafa'ya sağlıklı raporu verildi ve Almanya'ya gitme iznini alabildi. Kadir'e verilmedi. Dişleri, ne kendi ne de koyunun dişleri, Almanya'ya girmek için yeterince iyi değildi. Kadir'in son şansı yasa dışı yollardan gitmekti. Kalan bütün parasını da komisyonculara verdi. Her şey yolunda mı? Konservatuvar arasında Almanya'ya girebilmeyi umuyordu. Musti. Hoşça kal. Gidiyoruz. Yakında görüşürüz. Almanya'da. Yedinci vagon nerede? Bir sonraki. Önce bize numaralandırdılar. Şimdi de koyun sürüsü gibi istiflediler. Sen ne bekliyordun? Köyünde sürüyle giderken durumun daha mı iyiydi? Ama bu bambaşka bir şey. Ya da sana öyle geliyor. Almanya'ya Almanların yapmak istemediği işleri yapmaya gidiyoruz. Tuvaletlerini, sokaklarını temizleyeceksin. Seni oraya birinci sınıfta götüreceklerini mi sandın? Ben burada olduğum için mutluyum ama biraz endişelenmiyor da değilim. Almanlar bize bir şey yapmaz. Biz onlarla müttefiktik. İyi çalışır ve adam gibi durursan başına bir şey gelmez. İstanbul'dan Uberhausen'a yolculuğu tam 62 saat sürdü. Sonra Mustafa Almanya'ya ya da Kerkenez Ali'nin dediği gibi cennete ilk defa ayak bastı. Almanya.
Loberg madenine gidecekler bu arabaya. Loberg madenine gidecekler bu arabaya. Adınız nedir? Hasan Özdemir. 30 numara. Adınız nedir? Şenol Kaya. 35 numara. Adınız nedir? Haydar Çelik. 15 numara. Adınız nedir? Özgür Öder. Merak etme. Kısa zamanda öğrenirsin. Sıkma canını. Göreceksin, her şey kolay olacak. Mustafa, bu senin kilidin. Buna dikkat etmelisin. Bu makaradan elbiselerin gelecek. Hadi, kolay gelsin. Önceleri Mustafa'dan çok mektup geliyordu. Her seferinde bitmek bilmeyen bir yolculukla madene nasıl indiğini anlatıyordu. Yerin 1000 metre altında nasıl korktuğunu yazıyordu. Bana her boşluğa düştüğünde ya da ölü gibi her yatağına yattığında ona güç veren şeyin ben olduğumu yazıyordu. Köyümüze posta salı günleri gelirdi. Mektuplar hep kahvede dağıtılırdı. Okuma yazma bilmeyenler başkalarını okutmak zorunda kalıyorlar ya da bambaşka yöntemlerden faydalanıyorlardı. Sevgili karım Müjgan, hepinize Almanya'nın Nürnberg şehrinden selamlar yolluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Gurbet elde bir hal geldi başıma, geldi başıma.
gençtir. Derman arar iken dermansız kaldım. Melike nihayet. Yaşar'ın ailesi burada. Kahve fincanlarını çıkarsana. Seni göreceklermiş, galiba seni isteyecekler. Onlara hemen evlenmek istemediğimi söyleseydin. Bak kızım, kocaman kız oldun. Öyle davranmalısın. Yaşın geldi ve çok isteyenin var. Neden hiçbirini istemiyorsun? Henüz evlenmek istemiyorum. Kiminle evleneyim, Yaşar'la mı? Yaşar hiç de kötü bir kısmet değil. Ailesi iyi bir aile. Durumları da iyi. En azından bizden iyi. Anne, ben Mustafa'yı seviyorum. Mustafa mı? Mustafa seni istedi de biz mi vermedik? Söylesene. Onu aklından çıkarmalısın. Eğer gönlü olsaydı gelir seni isterdi. Yaza gelecek ve beni isteyecek. Ya Mustafa ile evlenirim ya da hiç kimseyle. Ah kızım. Ben sadece iyiliğini istiyorum. Mustafa senin çocukluk aşkın. Ama eğer başka kadınların kokusunu aldıysa boşa bekliyorsun. Babanla ben senin için endişeleniyoruz. Buna gerek yok. Eğer mutlu olmamı istiyorsanız bana biraz daha zaman tanıyın. Beni gelin almak isteyen aileler oldukça fazlaydı. Sağ ol kızım. Her karşılarına çıkmam gerektiğinde kaçıyordum. Sağ olasın. Biri özellikle ısrarcıydı. Yaşar'ın annesi. Ama hepsini idare etmeyi başardım. Yazı bekliyordum ve gittikçe heyecanlanıyordum. Mustafa'mı yakında görecek olmama seviniyordum. Bazen aynanın karşısında çıplak bedenime bakıyor ve onun bana dokunup öptüğünü hayal ediyordum. Mustafa. Mustafa İnci. Misafirim var. Dışarıda. Kadir. Mustafa. Sevgili kardeşim. Seni görmek ne güzel. Sen hiç de iyi görünmüyorsun. Ne oldu sana? Hiç sorma, felaket. Hayatımın en kötü haftalarıydı. Geç otur. Günlerdir bir şey yemedim. Hiç param da kalmadı. Önce bir iş bulmalıyım. Kaçak olduğum için kolay olmayacak. Ama sonrası kolay. Burada inşaatlarda iş var. Hem evrak da istemiyorlar. Ben bir bakarım. Sana iş buluruz, merak etme. Endişelenme. Ama önce bir yemek yiyelim ha. Hadi. Al şunları. Mustafa, yapma lütfen. Al. Geldiğine çok sevindim.
bana ülkemi hatırlattın. Eğer kalıcı olmazsan bana da Kadir Şahin demesinler. Zengin olduğumda ilk iş koyun dişlerimi söktüreceğim. Sonra hepsini altın yaptıracağım. Sonra karımı getireceğim. Ve çocuğumu. Çünkü karım hamileymiş. Taptaze, Kayseri sucuğu, boya bak birinci, ezine beyaz peyniri. Beyaz peynir ne kadar? Sana 5 marka olur, temiz. He? Külüstür arabanı istemedim, beyaz peyniri sordum. Bu peynir uçakla vatanımızdan geldi, hem de Ezine'den. Koklasana. Ama bunlar orada birkaç fenik. O zaman trene atla git getir. Afyon'dan tarhana. Hadi ver bakalım. Al, afiyet olsun. Bunlar ne kadar? Sen de örgütlüsün değil mi? Evet. Senin için 2 mark olur. Evet, başka isteyen var mı? Bunu nasıl yaptığını anlayamıyorum. Daha dün açlıktan ölüyordun. Şimdi ise çok para kazanıyorsun. Üstelik araban bile var. Eğer sen de sigara içmeden 5 gün 5 gece hasta adamlarla yolculuk etmiş olsaydın, aklından 1001 fikir geçmesini engellemen mümkün olmazdı. Aralarında saklanmak zorunda kaldığım o konserve kutuları aklıma harika bir fikir getirdi. O anda bir birinci sigarası ya da evde içeceğim bir tarhana çorbası için gerçek fiyatının 10 katını verebilirdim. Tamam dedim. Şimdi ise özlediğim her şeyi Anadolu'dan getirtiyorum. 1 koyup 5 alıyorum. Bu kadar basit. Parayı nereden buldun? Bol paralı bir ortağım var. Şimdilik patron o. Ama yakında kendi şirketimi kuracağım. Yanıma da ilk seni alacağım. O yurttan çık, köylülerden sıyrıl. Biz de köylüyüz. Asıl konu kafanın köylü kalmaması. Bacakların arası kalabilir. Bak, seni bir yere götüreceğim, aklını başından alacaklar. Eğer köyde böyle kadınlar olsaydı, herkes boşanır mallarını üstlerine yaparlardı. Şu sarışına bak, artist gibi. Yemin ederim Müslü, her şeyi yapıyorlar. Evet, ne istersin? Her şeyi. Ellesene. Günler birbirini takip ediyor ama Mustafa'dan haber gelmiyordu. Ne bana mektup geliyordu, ne de ailesine. Mektup yerine dedikodular köye ulaşmıştı. Kadir ve Mustafa'nın yoldan çıktığı haberleri köyde kulaktan kulağa yayılıyordu. Sonunda ailemin de kulağına gelmişti. Bu arada Yaşar babasının kahvesini ve yanlarındaki dükkanı devralmıştı. Dükkanı da kısa süre sonra resmi postaneye dönüştürdü. Aleykümselam. Mektuplar. Hemen getiriyorum çayını. Mektup var mı Mustafa'dan? Hayır, kusura bakma. Ya bana? Sana da yok. Eğer gelirse hemen haber veririm. Ha, durun. Az önce taze lokum geldi. Hindistan cevizli.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yavaş yavaş Mustafa'nın sevgisinden şüphe etmeye başlıyordum. Ondan haber alamadığım her geçen gün şüphelerim daha da artıyordu. O sene yaz gelmek bilmedi. Köyde birçoklarının durumu iyi değildi. Babamın da. Melike, bu sabah atımızı sattım. Erzağımız da kalmadı. Böyle devam edemeyiz. Ben yeterince bekledim. Seni yakında evlendireceğiz. Melike, Yaşar'ın babası bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yaptı. Hala Mustafa'yı beklediğini biliyorum. Ama onu aklından çıkar. Seni unuttu bile. Unutmadı. Gelecek. Göreceksiniz. İlk defa mektubum sevgi dolu değildi. Aksine kıskançlık, hakaret ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. O yıllarda bir doktor bir insanın kalbini başka bir insana nakletmeyi başarmıştı. Ben de ne kadar acı çektiğimi anlayabilmesi için benim kalbimin de Mustafa'nın kalbinin yerini almasını dilerdim. Melike, senin için ne yapabilirim? Bir mektup gönderecektim. Bana ver. Mektupları toplamak üzereyim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Güle güle. Yarın ava çıkıyorum. Şansım yaver giderse size bir şeyler getiririm. Hı Ne oldu, bir şey mi oldu? Ne oldu? Ha? Polis peşimde. Az daha yakalanıyordum. Biri beni ihbar etmiş olmalı. Mustafa para lazım. Faiziyle geri öderim. Yardım edebilecek tek kişi sensin. Lütfen Mustafa, yardım etmek zorundasın. Hayır, veremem. Bende olanı eve gitmek için kullanacağım. Ailemi çok özledim. Melike'yi de. Hem Güneş'i de. Haftalardır köyden bir haber alamadım. Onların nasıl olduğunu öğrenmeliyim. Artık dayanma gücüm kalmadı Kadir. Eğer gitmezsem ölürüm Kadir. Sence ben ailemi özlemedim mi? Daha hiç görmediğim bir çocuğum var. Müslük, korkuyorum. Çok korkuyorum. Eğer polise yakalanırsam hapse girerim ve bu beni öldürür. Lütfen. Yardım etmesen işim biter. Ama sen evine git. Ailene selam söyle. Eğer karımı ve kızımı görürsen onlara iyi olduğumu söyle. Dur adi herif, dur. Kadir. Sonuçta Mustafa biriktirdiği bütün parayı arkadaşı Kadir'e verdi. O da bir Ermeni'den yeni bir pasaport aldı. Ve böylece Kadir Şahin, Kadir Hazar oldu.
Mustafa eve değil, yine yerin dibine gitti. Başka bir 365 gün için. Ondan tek bir haber alabilseydim, bana gelemeyeceğini, beklemem gerektiğini, benimle evleneceğini yazsaydı, onu 10 senede olsa beklerdim. Ama ne o geldi, ne de haber. Nasıl dayanacaktım? Acımı kalbime gömüp onu unutmaya çalışıyordum. Ayrılışımızın ikinci yazında yola çıkmadan 3 ay önce biletini aldı. Başka bir şey çıkmasından korkuyordu. Ülkesine bir Amerikalının Ay'a indiği günle aynı gün gelebildi. Beni İltaş'a götürür müsün? Tabii kardeşim. Gel, bin hadi. Yolumuz uzun. Nereden geliyorsun? Almanya'dan. Amerikalılar Ay'a çıktı. Bizde de en aptalı bile Almanya'ya gitti. Sözüm meclisten dışarı. Ama ben, bir tek ben gidemedim. İlk gidenler geri gelip her şeyi almaya başladılar bile. Ama ben hala tekerleklerin taksidini ödüyorum. Sigara içer misin? Sağ ol. Tatilde misin? Evet. Belki de düğünüm olacak. Hayırlı olsun kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol, inşallah. Allah hepimizi korusun. Önce gökyüzünü deldiler. Şimdi de Allah'ın ayına indiler. Delirmişler. Kıyamet kopacak. Çok iyi görünüyorsun kardeşim. Sevgilin seni görünce bayılacak. Arabayı yıkamışsın. Evet. Arabamız güzel bir kız gibi olmalı. Tıpkı bir gelin gibi. Gelini de alırız ve köyde bir tur atarız. Ne dersin? Seni karşılayacaklar mı? Hayır, sürpriz olacak. 2 yıldır bugünü bekledim. Kendime hep kayınpederin evinin önüne en güzel arabayla gideceğimi söyledim. Sonra hediyeleri çıkaracağım ve ondan kızını isteyeceğim. Şair gibi konuşuyorsun. Sana kızını vermeyene deli derim. Teşekkür ederim. Biraz yavaşlasana. Hoş geldin. Gel, gel.
gel annemi görelim. Hadi Mustafa, çok sevinecek. Hadi. Anne. Anne. Bak kim geldi. Mustafa. Oğlum. Çok sevindim. Ben de öyle. Baksana şu haline bak. Tam bir beyefendi. Aç mısın, yemek hazırlayayım mı? Daha sonra. Önce Melike'yi görmeliyim. Ne oldu? Ne oldu? Melike evlendi. 2 hafta oldu. Yaşar'la. Ali. Ha? Bekle. Hiçbir yere gitme. Mustafa. Mustafa. Beni biraz yalnız bırakın. Çay ya da yemek ister misin? Evet, iyi olur. Eşyaları ne yapayım? İçeri taşımama yardım eder misin? Tabii. Erkek kardeşim mi? Evet. Ne oldu? Sevgisi başkasına mı kaçtı yoksa? Kaçmak mı? Onu evlenmeye zorladılar. Mustafa'yı deliler gibi seviyor. Biraz erken gelseydi bu lanet düğün olmayacaktı. Son ana kadar onu bekledi. Zavallı Melike. Zavallı Mustafa. Gir. Keşke elimden bir şey gelse. Aşağı gelip bir şeyler ye. Sonra. Ben biraz daha yalnız kalmak istiyorum. Görüşürüz.
Anneme söyle üzülmesin. İstanbul'da yapmam gereken işlerim olduğunu söylersin. Hiçbir yere gidemezsin. Buna izin veremem. Burada kalırsam ölürüm. Annem bunu kaldıramaz. En azından birkaç gün daha kal. Lütfen. Yalvarırım. Bu sizin için. Sakın üzülme. Kader böyleymiş. Kimse kısmetini bilemez. Hadi gidelim. Melike! Mustafa kaderini kabullendi. Soğuk yurduna geri döndü. Yine aşağı, toprağın altına. Sanki bir daha çıkmak istemezmiş gibi girdi. 1000 metre derinliğe kendini gömmek istercesine girdi. İkimiz de yalnızdık. O orada, ben burada. Kocamın altına her yatışımda ölmüş olmayı diliyordum. Dilek ağacı artık siyah bir hayalet gibi tepemizde duruyordu. Onun yakınına gelmemeye çok özen gösteriyordum. Çok şanssızdım. Ancak geçen zaman benim de yaralarımı sarıyordu. Oh.
Yavrum. Baki. Al anneanne. İneğini geri getirdim. Ah benim aptal oğlum. Senden adam olmayacak. İneğin sütünü kullanırız. Ama öküz hiçbir işimize yaramaz. Bir de inek aldım. O yarın gelecek. Kaldığım şehir Köln neredeyse İstanbul kadar büyük. Bu şehirden daha fazla Türk var orada. Yaklaşık 50 bin. 2 yıl önce bir süpermarket açtım. Süpermarket mi? Evet, bir tür bakkal. Ama Yaşar'ınkinden 10 kat büyük. Satın alabileceklerinizin sınırı yok. Bir de dairem var. Banyosu ve televizyonu var. Kadir, seni dinledikçe ben de mi Almanya'ya gitsem diyorum. Şansını kaybettin Yılmaz amca. Artık erkekleri almıyorlar. Gerçekten. Artık kadınları istiyorlar. Kadınlar daha ucuzda çalışıyor. Herkes kendi çıkarını düşünür. Almanlar da. Olacak şey değil. Kadınlara burada ihtiyacımız var. Bizler kadınsız yaşayamayız. Ah Kadir. Eşlerimizi yalnız başlarına ekmeğe göndermiyoruz. Almanya'ya nasıl gönderelim? Kendi iyiliğin için göndermek zorundasın Rıza amca. Ya Almanlar yakında onları da istemezlerse? Ayrıca Almanya vizesi olan bir kızın başlık parası da artar. Senin yeterince kızın ve torunun var. Eğer hepsini gönderirsen zengin bir adam olursun. Kadir'in gelişi bana bir zamanlar Kerkenez Ali'nin gelişini hatırlatmıştı. Birbirimizle pek konuşmadık. Yabancılaşmıştık. Ona Mustafa'yı da sormadım. Köyde birkaç gün kaldı ve Almanya'ya geri döndü. Kızını ve karısını da götürdü. Hadi oyuncağını gör. Artık Köln'deki evi Anadolu kokuyordu. Mercimek yemeği pişiyordu. Sonra da uzun zamandan beri yaptırmak istediği şeyi yaptı. O andan itibaren mal varlığının bir kısmını hep yanında taşıdı. Ve her gülüşünde insanlara gösteriyordu. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bunları siz mi çektiniz? Evet. Bu işte profesyonel misiniz? Hayır, neden? Bunlar çok güzel. Baktığım için özür dilerim. Önemli değil. Benimle gelir misiniz? Size bir şey göstereceğim de. Bunlar benim çektiklerim. Evet, onları büyüttüm. Böyle daha iyi göründüklerini düşündüm. Evet, doğru. Ben fotoğraf ve gazetecilik okuyorum. Türk işçiler ve onların nasıl yaşadıkları üzerinde çalışıyorum. Belki beraber çalışabiliriz. Bir saniye lütfen. Merhaba. Sizin fotoğraflarınızı yarın vereceğim. Olur mu? Tabii, tamam. Yarın uğrayacağım. İyi günler. Teşekkür ederim. Bunları ben çektim. Daha birkaç gün önce. Çok güzeller. Al kızım, al bunu da al. Ne olur. Almanya çağırıyor ve köyümüz cevap veriyordu. Hem önceki gibiydi hem değildi. Şimdi sıra kadınlardaydı. Yine insanlar birbirlerinden ayrıldı. Yine ağladılar. Ama o günlerde benim derdim karnımlaydı. Çocuk doğuramadığım için kaynanan benim bereketsiz olduğumu söylüyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Kulansı ve
Hocaların, büyülerin ve duaların yardımıyla Yaşar'a bir çocuk doğuracaktım. Bu arada Yaşar'a alışmıştım. Ama kaynanama değil. Nihayet bir oğlum olmuştu. 2 sene sonra da bir kızım. Ama kaynanam hala memnun değildi. Yaşar'ın işleri gün geçtikçe geriliyordu. Köyde bakkaldan alışveriş edecek ya da kahvede bir şeyler içecek kimse kalmamıştı. Ah, canım. Yaşar, bu böyle gitmez. Dayanamıyoruz. Babanın bir ayağı çukurda. Ve paramız ilaçlara bile yetmiyor oğlum. Bir şeyler yapmalısın. Sen de diğerleri gibi karını Almanya'ya gönder. Anne, ben Melike'yi seviyorum. Onsuz burada yapamam. Aşk senin gözünü iyice kör etmiş. Ne satacak tarlamız ne de hayvanımız kaldı. Karın çocuk yapabilsin diye bütün paramızı sokağa attı. Artık onu Almanya'ya gönder. Burada bir işe yaramıyor zaten. Haksızlık yapıyorsun. Dediklerini duydun mu? Evet. Her şeyi. Peki ne diyorsun? Ne diyebilirim? Aslında hakkı var. Almanya'ya gidiyorum. Sen beni affedersen ben de seni affederim.
Adım Melike Korkmaz. Anadolu'nun küçük bir köyünden geliyorum. Hikayem 13 yaşıma girdiğimde başlıyor. O günlerde Mustafa'ya aşık olmaya başlıyordum. Galiba bu salıncakla da ilgisi vardı. Kimse suya onun kadar güzel atlayamıyordu. Mustafa'yı gördün mü? Yanımda lokum da var. Ben de atlamayı çok isterdim. Ama benim cesaretim yoktu. Alsana Melike. Teşekkür ederim. Melike, atlamak çok güzel. Sen de denemelisin. Gel. Korkmana gerek yok. Hadi. Hızlı sallama Kadir. İstersen elimi tut. Yukarı geldiğimizde ipi bırakacaksın. Gözlerini kapat ve uçalım. Şimdi! Atlayamamıştım. Daha sonra da birkaç kez denedim. Ama ne kadar yukarı çıksak Mustafa atlıyordu ama ben başaramıyordum. Bu büyüdüğümüzde de değişmedi. Hep bir yerlerden tutunmaya çalışıyordum. İpleri bırakma korkusu beni hayatım boyunca yalnız bırakmadı. Mektup yaz. Tamam. Uzun yıllar sonra yine kendimi o salıncakta hissediyordum. Çalışmak için Almanya'ya gitmem gerekiyordu. Ailemi ve köyümü bırakmalıydım. Mustafa bunu çok önceden yapmıştı. Atlamıştı. Ama ben yine korkuyordum. Ama bu sefer tutunacak yer yoktu. Seni seviyorum. Almanya'dan döndüğümde sana en güzel oyuncaklardan getireceğim. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal. Seni en azından İstanbul'a götürmeliydim. Bunu binlerce kez konuştuk. Çocukların sana ihtiyacı var. Ben kendim başa çıkabilirim. Ben sensiz ne yaparım? Anne. Kocam Yaşar gitmemi hiç istemiyordu. Kendi gitmeyi tercih ederdi. Ama erkeklere ihtiyaç yoktu. Ve ekonomik durumumuz bize başka seçenek bırakmamıştı. Mustafa, ben Yaşar'la evlenmeden önce Almanya'ya gitmişti. Birçok defa onun dönmesi için dilek tuttum. Ama işe yaramadı. Şimdi ben onun yaşadığı ülkeye, aynı yere gidiyordum. Yıllardır onu unutmaya çalışmıştım. Ama başaramadım. Heyecanlıydım. Ama gelecekten de korkuyordum. Sağ ol. Önemli değil. Nereye gidiyoruz? Köln'e. Ya sen? Münih'e. Nerelisin? İltaşlıyım. Ürgüp'te. Ya sen? Demirtaş. İran sınırında. Ama 2 yıldır İstanbul'da oturuyordum. Nerede çalışacaksın? Tatlı fabrikasında. Ben de hastanede. Temizlik işinde. Adım Esra. Melike. Korkmuyor musun? Neden? Kendi isteğimle gidiyorum. Bu fırsatı bir daha asla yakalayamam. Ailem beni yaşlı ve zengin biriyle evlendirecekti. Ben hiç beğenmedim. Bu yüzden de kaçtım. Köydekilere göre şimdi bir fahişeyim.
Bir daha asla geri dönemem. Ailemin canı cehenneme. Allah belalarını versin. Ailene bela okumamalısın. Bir gün sen de aynı olacaksın. Çocukların da sana beddua eder. Eğer kendi ailem gibi olacaksam çocuğum da bana bela okuyabilir. İster misin? Sağ ol abla. Sen de mi uyuyamadın? Hadi gel birer sigara içelim. Ben kullanmıyorum. Bir tane içersen kendini iyi hissedersin. Hadi gel. Canın sıkan ne? Bir sürü şey. Mesela? Senin için kolay. Çocukların yok. Ama benim iki tane küçük çocuğum var. Onları şimdiden özledim. Siz de alın. Sağ olun. Nedir bu? Senin için. Tadı ilaç gibi. Bu şarap. Bardağını tamamen bitirdiğinde ne kadar işe yaradığını göreceksin. Geleceğimize, Almanya'ya. Almanya'ya. Hoş geldin. Burası seninle bağlantıyı koparmayalım. Gurbette başına her şey gelebilir. Yardıma ihtiyacın olursa haber ver yeter. Bana her zaman güvenebilirsin. Adresin belli olur olmaz sana yazacağım. Sana bol şans dilerim. Hayatını yaşa. Kendine çok iyi bak. Sen de. Fabrikası için gelenler bu tarafa. Stolberg Çikolata Fabrikası için mi geldiniz? Evet, bu tarafa. Bavulumu alır mısın? Stolberg için gelenler bu tarafa. Teşekkür ederim. Stolberg Çikolata Fabrikası için gelenler bu tarafa. Evet benim. Stolberg Çikolata Fabrikası için mi geldiniz? Ben de. Stolberg için mi çalışacaksınız? Ben de. Siz de mi? Tamam. Lütfen bu tarafa gelin. Hepiniz Köln'e hoş geldiniz. Gelebildiğinize sevindik. Tren garının önünde bir otobüs bekliyor. O sizi kaldığınız yurtlara götürecek. Beni takip edin lütfen ve birbirinizden ayrılmayın. Tümay Almar. 107 numaralı oda. Aynı tarafta, ileride sağda. Reyhan Öztürk. 109 numaralı oda. Onu takip edin lütfen. Zemin kat. Demir, Melike Demir. 112, birinci katta. Süheyla Mustafa Oğlu. İyi şanslar. Sağ ol. 118 numaralı oda. Birinci kat. Merhaba kardeşim. Emine Şen. Ben Hanife. Oda arkadaşınım. Kadınlar koğuşuna hoş geldin. Adım ne demiştin? Melike. Melike. Şimdi seni sorulara boğmayayım, sonra konuşuruz. Önce dinlen. Akşam yemeği bir saat sonra. Gelir seni alırım. (Gülüyor)
Alman yemeklerine yakında alışırsın. Aslında hiç tadı yok ama 8 saat çalıştıktan sonra bu bile güzel geliyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Güzel tarafı hafta sonları yemek yapmamıza izin vermeleri. Hı-hı. Afiyet olsun. Sana da. Sen evli misin? İki de çocuğum var. Ne kadar güzel. Önceleri her şey sana zor gelecek. Ama zamanla alışıyorsun. Ya iş zor mu? Yok canım. Hemen alışırsın. Evet ama ayakta durmaktan belin ağrıyor. Bir kötü tarafı var. Çikolata yiyebilirsin. Hem de istediğin kadar. Sen burada çalışacaksın. Çikolataları sıraya dizeceksin. Kalıpta yapışanları ayıracaksın. Diğerleri haklıydı. İş gerçekten de zor değildi. Diğer şeylere de çabuk alıştım. Tahmin ettiğimden de çabuk. Almanya bana iyi davranıyordu. Ama yine de Sıla hasreti çekiyordum. Sürekli ailemi düşünüyordum. Ve bazen de Mustafa'yı. Onunla karşılaşsam ne yapacağımı. İlk maaşını alınca alışverişe çıkalım mı? Sen ve alışverişlerin. Köylün yarısını satın aldım bile. Hala yetmiyor mu? Onun derdi alışveriş değil ki. Onun derdi erkeklerle. İstesem onların hepsini ayarlardım. Ama kocan öğrenirse canını okur. Sus sana, nasıl olsa yakına gelecek. Sanki erkeklerle bir şey yapıyormuşum gibi konuşuyorlar. Ama bu doğru değil. Umarım öyledir. Melike, ben köyündeki bütün alışveriş merkezlerini biliyorum. İyi bir rehber olurum. Bunlar kocaları için para biriktirmekten başka bir şey yapmayan ev kadınları. Kendileri için hiçbir şey yapmazlar. Yurttan fabrikaya, fabrikadan yurda. Hayatları bu kadar. Abartıyorsun canım. Sadece senden daha tasarrufluyuz. Benim bakmakla yükümlü olduğum tam 5 kişi var. Paramı sokağa atamam ben. Birgül Çakır. Birgül Çakır. Buyurun. Sağ olun. Lütfen burayı imzalayın. Adınız nedir? Melike Demir. Buyurun. Bir saniye. Şurayı imzalamanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Ne kadar rahatsın. Böyle bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Ama bana bakmaları hoşuma gidiyor. Almanlar zararsız ama Türklere dikkat etmelisin. Sakın tren garına yalnız gitme. Bütün aç Türk erkekleri orada. Eğer Türk olduğunu anlayıp orta gezdiğini düşünürlerse seni fahişe zannederler. İstediğini deneyebilirsin. Burası Türkiye gibi değil. Bir şey demezler. Çok güzel. Melike, şu köylü görüntünden kurtul. Öyle mi görünüyorum? Evet. Eğer biraz para ayırırsan senden yeni bir insan yaratabilirim. Boş ver. Kimin için güzel görüneceğim ki? Kendin için, yalnız kendin için. Eğer kocam burada olsa nasıl olsa izin vermezdi. Değil mi? Belki başka bir zaman. Yapma, bu senin ilk maaşın. Tabii evine para göndereceksin. Ama kendine de bakmalısın. Güzel, çok güzel, çok. Buradaki dedikoducu kadınlardan bıktım artık. Eğer fırsatım olsa kendi evimi tutardım. Keşke Almanya'ya evlenmeden önce gelseydim.
kocanla mutlu değil misin? Mutlu mu? Sana bir şey soracağım ama aramızda kalacak. Tabii kardeşim, bana güvenebilirsin. Köyümden biri köyünde yaşıyor. Burada tanıdıklarına nasıl ulaşırsın? Nasıl bir tanıdık? Erkek mi kadın mı? Tanıdık işte. Sen hiç az değilsin. Yoksa bu senin... Hiç beklemezdim. Hayır hayır, öyle değil, hayır. Peki ya kocanla çocukların? Öyle demek istemedim. Boş ver, o kadar da önemli değil. Beni iyi dinle. Benden sır çıkmaz. Söyler misin bu çocuğun adı ne? Mustafa. Nerede çalışıyor? Madende çalışıyordu ama şimdi bilmiyorum. Duyduğuma göre fotoğrafçılık yapıyormuş. Soyadı ne peki? İnce. Mustafa İnce. Ya telefon rehberine bakacaksın ya da tren garına git. Belki orada karşılaşabilirsin. Mustafa İnce'nin evi, buyurun. Alo. Kimdi? Bilmiyorum, ses vermedi. Oldu. Tamam. Görüşürüz. Bizi bekliyorlar. Gitmeliyiz. 9 yıldır buradayım. Bir de böyle oldu. Peki siz ne zamandır işsizsiniz? 5 aydır. Yeni bir iş bulmak için çok uğraştım ama pek umutlu görünmüyor. Ya şimdi ne olacak? Şimdi eğer iş bulamazsam... Evime geri döneceğim. Başka ne yapabilirim ki? Rüya sona erdi. Teşekkür ederim. İyi bir röportaj oldu. Evet, fotoğraflar da güzel. Bu insanlara acıyorum. Bize ihtiyacınız vardı ve çağırdınız. Artık ihtiyacınız yok. Şimdi gidebiliriz. Ama bu haksızlık. Üstelik sen bana... Lazımsın. Ben şimdi geliyorum. Ben burada bekliyorum. Acele et. Tamam. Şişt. Merhaba. Tanışıyor muyuz? Ne zamandır gelmiyordun? Çok yoğundum. İyi misin? Evet ya sen? Hep iyiye gidiyor. Nerelerdesin? Hala düğünlere gidiyor musun Mustafa? Evet evet gidiyorum. Başka işler de yapıyorum. Neden bu kadar az geliyorsun? Alman kız arkadaşın Türklerin yanına gitmene izin vermiyor mu? Hayır. O nerede duracağını biliyor. Ailen nasıl? İyi. Ya baldızın? Hala evlendiremedin mi? İsteyenleri var ama o acele etmiyor. Yanlış kişiyle evlenmemek için bekliyor.
Duydun mu? Melike Almanya'da. Çalışmaya gelmiş. Daha fazlasını ben de bilmiyorum. Mustafa. Park yeri buldum. Alışveriş yapabiliriz. Merhaba. Merhaba. Hadi gidelim artık. Artık Mustafa'yı düşünmemeye karar vermiştim. Köln'de kaldıkça bu daha kolay oluyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Kazandığım paranın yarısını köye gönderiyordum. Geri kalanı yaşamam için bana lazımdı. Haftalar böyle geçiyordu. Artık sıla hasreti baştaki gibi değildi. Ama çocuklar burnumda tütüyordu. Yılın sonuna doğru Hanife ile bir daireye taşındık. Ayaklarımın üzerinde duruyordum. Kendi paramı harcamak çok hoşuma gidiyordu. Eğer kocam gelmeden birini tavlamazsam ölürüm. Kendinden utanmalısın Hanife. Hadi gel şansımızı deneyelim. Merhaba. Merhaba. Bu güzel bayanlarla tanışabilir miyiz? Ben Lisa, bu da arkadaşım Yasmin. Ya siz? Ben Carlo, bu da arkadaşım Tony. Size katılabilir miyiz? Hı hı. Ne içiyorsunuz? Batida de coco. İşte ben hep böyle şanslıyım. Çok güzelsin. Neden surat yapıyorsun? Eğlenmene bak. Ben eğleniyorum, merak etme. Çocukların arabası var. Başka bir yere gidelim diyorlar. Ne dersin? Gitmesek daha iyi. Yapma. Nihayet yakışıklı birini tavladım. Biraz onlarla gezsek ne çıkar? Lütfen. Benim için. Hı? Baksana. Güzel değil mi? Hey, bir şey yapmam, merak etme. Hey, nazlanmasana. Sadece biraz eğleneceğiz, o kadar. Ama ben eğlenmiyorum, çok acele ediyorsun. Yapma! Sen aklını mı kaçırdın? Manyak! Ne yapıyorsun? Sana söylüyorum. Nereye? Hiçbir yere gitmiyorum. Beni rahat bırak. Hadi Carlo, bırak. Kaçmayın. Gitsinler Carlo. Kaçmayın! Defolun sırtıcağım. Aşağılık herifler! Lanet olası pislikler! Hanife o gece hakkında bir daha konuşmadı. Birkaç hafta etkisinden kurtulamadı. Ama sonra, ki bu beni çok sevindirdi, sevincine ve rahatlığına tekrar kavuştu. Fabrikada bir Almanla tanıştı ve onda aradığı şeyi nihayet buldu. Ha ha ha!
Hanife'yi hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Bu Alman'a gerçekten aşık olmuştu. Yakında kocası gelecekti ama hiç umursamıyordu. Alman arkadaşının yanına taşındı ve boşanma davası açtı. 6 ay sonra taşındılar Überzee'ye. Bense yalnız yaşamaya alışıyordum. Maaşım dairenin kirasına ancak yetiyordu. Ben de daha az alışverişe gidiyordum. Bu arada Yaşar kahveye bir telefon bağlatmıştı. Böylece arada sırada onunla konuşabiliyordum. Evet. Onun çocuklarla gelmesini planlıyorduk. Hayır, sesin çok az geliyor. Bir daha söyle. Evet, 2-3 ay yeterli. Ben de hazırlıkları tamamlarım. Evet. Evet, ben de seviniyorum. Çocuklara da selamımı söyle. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Melike? Melike? Seni gördüğüme sevindim. Gitsem iyi olur. Hey Melike. Neyin var? Sana rahatsızlık verdiğim için kusura bakma. Ben... Yapma. Yapma. Beni yalnız bırak. Seni bu halde bırakmamı nasıl beklersin? Utanıyorum. Çok özür dilerim. Çok. Özür dileyecek bir şey yok. Ben gitsem iyi olacak. Bu haldeyken gitmene izin veremem. Otur, ben su getireyim. Burada olmamam gerekiyor. Beni görürlerse hiç iyi olmaz. Korkma. Burada seni kimse göremez. Otursana. Çay içer misin? Ne zamandır buradasın? Birkaç aydır. Nerede çalışıyorsun? Lütfen bana soru sorma. Hiçbir şey söyleme. Melike. Melike. Gelmiyor acık neden?
Memleket müzikleri mi dinliyorsun? Hayırdır? Bak bakalım. Nasıl buldun? Çok güzel. Çok güzel mi? Gecenin bir yarısı yetiştirdim ve sen güzel mi diyorsun? Affedersin. Gerçekten çok sevindim. Bence harika olmuş. Bence de. Neyin var? Yok bir şey. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Yarın görüşürüz. Bir şey mi oldu? Görüşürüz. Seninle konuşmalıyım. Beraber görünmek istemiyorum. Lütfen bir daha gelme. Seninle görüşmeliyim. Beni korkutuyorsun. Kocam buna ne der? Lütfen beni rahat bırak. Seni düşündükçe gözüme uyku girmiyor. Elveda. Melike, evde uyu, iş yerinde değil.
Her şey baştan başlıyordu. Her şeye başka türlü bakar olmuştum. Kendimi ilk defa bir kadın gibi hissediyorum. Günaydın. İnsan sevdiği kişiyi mutlu etmeyi çok istiyor. Bedenimi yeniden hissediyordum. Yürüyüşüm bile değişiyordu. Daha önce hiç söylemediğim şarkılar söylüyordum. Münih'teki Esra'yı aradım ve ona bu şansımdan bahsettim. Hala gece kadar karanlık. Hafta sonlarının gelmesini iple çekiyordum. En zoru sevdiğini paylaşıyor olmaktı. Mustafa'nın kız arkadaşını kıskanıyordum. Ama bunu ona söylemiyordum. Mustafa'nın sürekli benim yanımda olmasını istiyordum. Ama onu madenden çekip çıkaran da o Alman kadınıydı. Onunla yıllardır birliktelerdi. Bu yüzden bu konuyu hiç açmadım. Aslında çok konuşmuyorduk. Sanki büyü bozulacakmış gibi. Yarın geliyorsun değil mi? Galaya. Gelemem. Birinin beni görmesinden korkuyorum. Başka bir gün gelsem daha iyi olur Mustafa. Sen bilirsin. Ayrıca kız arkadaşınla karşılaşmak istemiyorum. Bayanlar ve baylar, hepinize bugün Kültür Forum'da yaptığımız serginin açılışına hoş geldiniz demek istiyorum. Bu gerçekten etkileyici. Fotoğrafları çeken fotoğrafçıyı da sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Mustafa İnce. Mustafa ilk sergisini Günlük bir Köyün gazetesinin fuayesinde açtı. Çok başarılı oldu. Herkes geldi ama Türk arkadaşları ve iş arkadaşları hariç. Bu insanlar sadece camların ve çerçevelerin içindeydi. Neden gelmedin Kadir? Neden gelecektim? Onların gelmesini zaten beklemiyordum. Ama sen... Bir de en iyi arkadaşım olacaksın. Almanlara hokkabazlık mı yapacaktım? Almanlar seni kullanıyor, sen de bizi. Farkında bile değilsin. Ne diyorsun sen? Fotoğraflarını çektiğim insanları kullanıyor muyum yani? Ha? Ya da Almanlar fotoğraflarımı sergilerken beni mi kullanıyor? Bazı Türklere tercih edeceğim Almanlar var. Mustafa, neyin var senin? Öncelere böyle değildin. Bunların arkasında o kadın mı yatıyor? Sözlerine dikkat et. Onun adı Ursula. Vay, demek kardeşimiz artık kılıbık oldu. Ama buraya geri döneceksin. O kafirlerden biri değilsin. Bu ön yargılar beni iğrendiriyor. 10 yıldır buradasın. Şimdi mi adamlar kafir oldu? Bu yobazlara takıldığından beri bir gerizekalıya döndüm. İnsan sırf Allah'ını ve ülkesini sevdiği için yobaz mı olur? Şişt. Nasıl dolaştığına bir bak. Sen de yanlış yoldasın. İbnelere benziyorsun. Demek en iyi arkadaşım bu kadar battı. Demek ben İbne'yim. Tamam, İbne değilsin. Ama onurlu bir erkek de değilsin. Onurlu erkekler başkalarının karılarını ayartmaz. Kocası gelince ne yapacaksın peki? Etrafta konuşuluyor. Melike'den bahsediyor. Bana bak, senin altın dişlerini sökerim. Melike seni hiç ilgilendirmez, tamam mı? Thank you.
Kadir gün geçtikçe gerici Müslümanlardan daha çok etkileniyordu. Dinine bağlılığını göstermek için sakalını uzattı ve takke takmaya başladı. Karısı ve kızı başlarını örtmeye başladılar. Cemaatin namusu her şeyden önemliydi. Melike? Kadir? Nasılsın? Neredeyse seni tanıyamayacaktım. Çok değişmişsin. Sen de. Neden başkalarından alışveriş edip benden etmiyorsun? Burası senin mi? Bütün Köln biliyor, bir sen bilmiyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunları al. Senin için helal maldır. Bak Melike, bu akşam yemeğe bize geliyorsun. Ufaklığı görmelisin, nasıl büyüdü. Belki başka bir zaman. Yok, benden böyle kurtulamazsın. Kim bilir ne zaman görüşürüz. Gel. Kocan nasıl? İyi. Çocukları özlüyor musun? Evet, bazen dayanamıyorum. Ailenin dağılması zor bir şey Melike. Birkaç hafta sonra geliyorlar sürekli olarak. Buna çok sevindim. Allah yardımcınız olsun. Mustafa'yı gördün mü? Hayır. Burada mı yaşıyor? Bilmiyor muydun? Bir daha görüşmeliyiz. Üçümüz. Eski günlerdeki gibi. Ama onu görünce tanıyamayacaksın. O şimdi bir Almanla yaşıyor. Ona kadın bakıyor. Mustafa'yı gördün mü? Bir Almanla yaşıyor. Sadece beni ilgilendirir. Başkasını değil. Yaşar. Yavrum, Mine. Hasan. Yaşar. İki hafta sonra geleceksiniz sanıyordum. Sana telgraf yollamıştım. Almadın mı yoksa? Hayır. Ne kadar beklediniz? 2 saat. Çok özür dilerim. Geceler çocuklar. Uyumamız gerekiyor. Evet. İyi geceler tatlım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yolculuk nasıl geçti? İyi sayılır. Ailem nasıl? Onlar da iyi. Selam söylediler. Ya seninkiler? Ah, annem hiç memnun değil. Her zamanki gibi. Babamsa artık ayağa bile kalkamıyor. Çok üzüldüm. Kesin açsındır. Hemen bir şeyler yaparım. Ama sen biraz uzan. Bitince uyandırırım. Thank you.
Buna hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Uyuyamadın mı? Seni o kadar özledim ki. Sensiz orası cehennem gibiydi. O gece bir dakika bile uyuyamadım. Kafam çok karışmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aniden Mustafa'nın gelmesinden çok korkuyordum. Mustafa, kocam geldi. Bir daha görüşemeyiz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Mustafa. Rüya bitti. Kendimin ve ailemin yeni hayatını düzenleyebilmek için 2 hafta izin aldım. Kolay olmadı ama sonunda başardım. 2 hafta, 4 hafta. Böyle geçiyordum. Çocuklar, koca, iş, alışveriş. Günler doluydu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sanki ailemin koruyucu meleğiydim. Her şeyi benden bekliyorlardı. Yemek, bereket, sevgi. Bir kocam ve 2 çocuğum vardı. Mutluluğumu onların mutsuzluğu üstüne kurmak istemiyordum. Ama Yaşar bu duruma çok uzun dayanamadı. Çalışma izni olmadan karısının cebine bağlı olan bu hayat onu yavaş yavaş daraltmaya başlamıştı. Hesabı alsana. Selamün aleyküm. Kadir. Yaşar, sevgili dostum. Nasılsın? İyi. Çok güzel bir kızım var. Neyse. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Gel seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Selamün aleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Koy. Olamaz. Babam geliyor. Sen Kadir'in kızı değil misin? Ha? Böyle çıplak çıplak yatmaya utanmıyor musun? Yazıklar olsun. Ne salak herif ya? Sibel,
Ne oldu? O suçlu kızın nerede? Sibel! Efendim? Bu öğleden sonra neredeydin? Havuzda. Bir de utanmadan... Havuza gittik. Hiçbir şey yapmadık ki. Sadece yüzdük. Sana neler oluyor böyle? Defol gözümün önünden. Namusunu lekeledi. Havuzda çıplak yüzmek ne demek? Onu Türkiye'ye göndereceğim. Annemlere. Yemin ederim onu Türkiye'ye göndereceğim. Yaşar da dinine düşkün bu insanların korkularından ve vaazlarından etkileniyordu. Yollarımda nöbet tutmaya başladı. Bu güvensizliği beni boğuyordu ve o da bunun farkındaydı. Bu onu daha güvensiz yapıyordu ve şüpheciliği de artıyordu. Çocukların kolayca başardığı şeyi, kendilerini Almanya'nın yeni şartlarına alıştırmayı Yaşar başaramamıştı. Lanet olsun. Beni öldüreceksin. Buyurun. Affedersiniz. Mustafa evde mi? Biraz sonra gelecek. Buyurun girin. Süt ister misiniz? Hayır, almayayım. Şeker? Sağ olun. Benim adım Ursula. Benim de Melike. Mustafa'yı nereden tanıyorsunuz? Buraya aynı köyden geldik. Merhaba. Hoş geldin. Melike? Aniden geldiğim için özür dilerim. Önemli değil. Çay içer misin? Nasıl geçti? İyi, iyi geçti. Ben zaten eve gidecektim. Siz de rahat rahat konuşun. Hoşça kal. Güle güle. Görüşürüz. Güle güle. Bir şey mi oldu? Ne yapacağımı bilemiyorum. Artık buna dayanamıyorum.
Önce ağlıyor. Sonra sinirleniyor. Beni sürekli takip ediyor. Ama ona acıyorum da. Ne yapacağım? Seni çok özledim. Tekrar gizli gizli buluşmaya başladık. Yaşar'a elimden geldiğince eş, çocuklarıma anne, Mustafa'ya da sevgili olmaya çalışıyordum. Çok zordu ama tahmin ettiğimden kolay başardım. Mustafa ile beraberken pek konuşmuyorduk. Eskiden olduğu gibi. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Ama bir gün ona çok önce sormam gereken soruyu sordum. O zaman neden mektup yazmayı bıraktın? Sana 2 yıl boyunca mektuplar yazdım. Ama sen 1 sene boyunca hiç cevap vermedin. Neden? Sen neden bahsediyorsun? Ne mektubu? Ben evlenmeden önce, Almanya'ya yeni geldiğinde. Eğer cevap verseydim Mustafa, Yaşar'la asla evlenmezdim. Benim hakkımda bir şey duymak istemediğini düşündüm. Sana o kadar çok mektup yazdım ki. Asıl cevap vermeyen sendin. Tam 1 yıl boyunca. Bu yüzden neredeyse çıldıracaktım. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Seninle konuşmamız gerek. Zanköy'de postaneden sorumlu olduktan sonra Mustafa'dan hiç mektup alamadım. O da benden. Mektuplarımıza ne yaptın? Hangi mektuplar? Benim mektuplarım. Mustafa'nın mektupları. Mektuplarımıza ne yaptın? Bağırma Melike. Çocukları uyandıracaksın. Ne olmuş? Ben sana güvendim ama sen beni kandırdın. Seni sevdiğim için. Sana hep iyi davranmadım mı? Bana dokunma. Sakın bana bir daha dokunma asla. Bunu benden isteme Melike. Sensiz ben bir hiçim. Anlamıyor musun? Beni öldür. Ama bunu benden isteme. Bitti. Boşanmak istiyorum. Yarın bir avukata gidiyorum. Merhaba. İçeri buyurun. Hayır sağ olun. Mustafa burada mı? Evet. Mustafa. Geliyor işte. Seninle konuşmamız gerek. İçeri gel. Hayır yalnız konuşalım. Yaşar'la mı ilgili? Oymuş. Mektupları yok eden oymuş. Artık onunla yaşayamam. Az önce avukata gittim. Boşanıyorum.
Sen ne diyorsun? Çok iyi olmuş. Kesinlikle. Belki bir süre buralardan gitmem gerekir. Neden? Nereye gideceksin? Evet, en iyisi bu olacak. Bir daha en başından başlayacağım. Dur biraz, dur. Aklım çok karıştı. Böyle bir şey iyi düşünmek gerekir. Yeterince bekledim ve yeterince düşündüm. Melike. Artık ne istediğimi biliyorum. Yaşar, söylenecek bir şey yok. Artık seninle yaşamak istemiyorum. Boşanma davası açtım. Çocuklar benim yanımda. Bizi arama, bulamazsın. Avukat sana gerisini anlatır. Sana biraz para bıraktım. Elveda. Böylesi ikimiz için de en iyisi. Melike. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Oo, çocukların gerçekten çok şeker. Adın ne senin? Ha? Mine. Oo, canım benim. Annene benziyorsun. Ya senin? Hasan. Hasan. O zaman üçünüz de Münih'e hoş geldiniz. Gel bakalım. Uyudular. Bu arada sigaraya başladın mı? Nedir bu erkeklerden çektiğim? Biri bana yıllarca yalan söylüyor, diğeri de bir türlü karar veremiyor. Çocuklar olmasa çoktan intihar ederdim. Melike, insan bu yüzden intihar etmez. Hatırlıyor musun? Evet, şimdi keyfine bak. Hı?
İlk defa ipi bırakmış ve atlamıştım. Ama yalnız. Önce soğuk suya girdim, sonra yüzeye çıktım ve yüzdüm. Esra bana kendi çalıştığı hastanede bir iş bulmuştu. İş ne iyiydi ne de eğlenceli. Ama alışıyordum. Esra yabancı bir şehirde ilk günlerimizde bana ve çocuklara çok yardımcı oldu. Merhaba. Günler, haftalar oldu ve biz artık daha iyiydik. Ama Yaşar onu terk ettiğimiz gerçeğiyle bir türlü baş edemedi. Avukat boşanma celbini getirdiğinde kendini kaybetti. Tutuklandı ve sınır dışı edildi. O da köyümüze döndü. Parası, eşi, çocukları, hiçbir şey olmadan. Hoş geldin. Köyümüz gittikçe yok oluyordu. Pencereler karardı, kapılar açılmaz oldu. Yaşlılar kaldılar ve ölüyorlardı. Yurt dışına gidemeyen gençlerse şehirlere gitti. Her geçen seneyle yaşam da kayboluyordu. Yaşar, gerçekten de her şeyi berbat ettin. İlk önce babanı, anneni ve çocuklarını yarı yolda bıraktın. Yıllardır kendi kahvende oturup rakı içmekten başka hiçbir şey yapmıyorsun. Artık gidip namusunu temizlemenin vakti çoktan geldi. Git ve bütün bunlardan sorumlu olan kişinin cezasını ver. Bunlar ambulansın giriş kayıtları. Ben artık kahve molası veriyorum. Tamam. İyi günler. İyi günler. Adım Sibel Hazar. Dişçiyle bir randevum vardı. Hı hı. Sibel Hazar. Baksana, sen Kadir'in kızı değil misin? Ben Melike. Melike Korkmaz. Hatırlamıyor musun? Melike abla? İnanamıyorum. Ne kadar değişmişsin. Burada ne işin var? Babam beni Türkiye'ye göndermek istediği için evden kaçtım. Önce 6 ay Berlin'de kaldım. Şimdi de buradayım. Peki ne iş yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiç önemli değil. 6. Evet. O andan sonra sıkça görüşmeye başladık.
İşlerim yoğun olduğunda çocuklarla Sibel ilgileniyordu. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Merhaba. Ben bu arada hastanede terfiye ettim ve kendi daireme taşınmıştım. Hadi kır şunu. Evet. Yapma. Sibel sürekli babası Kadir'den bahsediyordu. Görüşmüyor olmaları ve nerede yaşadığını bilmemesi onun da ağrına gidiyordu. Bu arada Mustafa'nın annesinin de öldüğünü söylemişti. Ama Mustafa'dan uzun süredir haber alamıyorduk. Melike şuna bak! Hep iyi şeyler duyuyorum. Hayran kaldılar. Bence başarılı olacak. Öyle mi? Çok sevindim. Şunu tutar mısın? Tabii. Saçlarım beyazlamış. Kendimi çok sevdim. Hep seni düşünüyordum. Ne olur bir şey söyleme. Seni çok uzun zaman bekledim. Affet beni. Sana yaptıklarım için beni affet. Gitmene asla izin vermemeliydim. Ben hep seni sevdim. Mustafa bana Ursula'dan ayrıldığını ve artık yalnız yaşadığını anlattı. Sonra 15 sene önce yapmak istediği bir şey yaptı ve evlenme teklif etti. Ona bunu düşünmem gerektiğini söyledim. Kararımı ertesi sabah verecektim. Tabii ki kararım kabul etmekti. Mini, aceleye çok geç kaldık. Otobüs gelecek. Büyük olan mı? Evet, kesinlikle o. Kolay gelsin. Sağ ol. Al şunu. Günaydın. Günaydın. Yine geç kaldınız.
Baba? Hasan, galiba babamı gördün. Delirdin mi sen? Bence oydu. Yaşar, burada ne işin var? Melike, konuşmalıyız. Almanya'da ne işin var? Konuşmamız gerektiği için geldim. Akşam uğra, o zaman konuşuruz. Şimdi konuşmalıyız. Şimdi olmaz, hele sokakta hiç. Benimle geliyorsun. Zaten yeterince çektirdin. Sakın bana dokunma. Seni ve çocukları götürmeye geldim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne ben ne de çocuklar. Melik. Melike. Artık dayanamıyorum. Lütfen. Bırak beni. Cehenneme kadar yolum var. Seni bir daha görmek istemiyorum, anladın mı? Asla. Delirdin mi sen? Bunu bana neden yapıyorsun? Bu dünyada seni benden çok seven hiç kimse yok. Melike, 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 Melike! Beni gerçekten öldürdü. Sokağın ortasında. Kerkeniz Ali'nin biz köylülere cennet olarak tarif ettiği o yerde. Benim için en mutlu gün olması gereken günde. Mustafa kendini bir gün otel odasına kapattı. Sonra Esra, Sibel ve çocuklara yapılması gerekenler konusunda yardım etti. Sonra aileme haber verdi. Onlar da yabancı topraklarda değil, kendi köyümüzde toprağa verilmemi istemişlerdi. Böylece ölümüm bir işe de yaramış oldu. İki eski arkadaş tekrar kavuştu. Thank you.
Affedersiniz, Sibel burada mı oturuyor? Babasıyım. Sibel, seni istiyorlar. Baba. Yavrum benim. Gel. Kadir ve Sibel birbirlerini bulduklarına çok sevindiler. Sibel babasını eski altın dişlerini çıkarması için ikna etti. Cenazeme porselen dişleri yetişmişti. Gerçek gibiydiler. Melike Korkmaz'ı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Geleneklerimize göre cenazemde sadece erkekler vardı. Kadınlarla çocuklar evde ağıt yaktılar. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah büyüktür, bağışlayıcıdır. Ruhuna el Fatiha. Ben de hakkımı helal ediyorum. Kimseye kızgın değilim. Kocama bile. Allah onun da yardımcısı olsun. Benim vaktim doldu. Gitmeliyim. Elveda baba. Elveda anne. Elveda çocuklarım. Elveda arkadaşlarım. Elveda köyüm. Elveda Dilek Ağacı. Elveda Mustafa.